Enver Aysever. İnsanlığın korkacağı esas virüs siyasal İslam'dır. Şevket Kazan öldü. İki tip tepki vermek gerekir bu tür siyasal kimliklere. Ya insanlığa yaptıkları katkılar için saygıyla anılırlar veya lanetlenirler. Bugün Hitler nasıl anılıyor örneğin? Herhangi bir kimse Hitler'den, onun partisinden olumlu söz edebilir mi? Şevket Kazan tipik bir siyasal İslamcıydı. Öyle davrandı hep. Maalesef hesap vermeden öldü. Şevket Kazan ideolojik bir isimdir. Türkiye'deki siyasal İslam hareketinin önde gelen kuramcılarından, uygulayıcılarından biridir. Gerici örgütlerde görev yapmış biridir. Sivas katliamı davasında katillerin avukatlığını yapmıştır. Sola düşmandır. Açlık grevi yapanlar için ben biliyorum onlar gizli gizli yiyorlar diyebilmiştir. Anlayacağınız insanlığın kanını emen dinci siyasal yapının tipik kahramanıdır. Türkiye'de oluşan yapay kutuplaşma insanları olduğundan farklı kimliklerle davranmaya itiyor. Giderek içerikten, ilkelerden yoksun siyasal birlikteliklere zorluyor. Oysa bugün ortaya çıkan tablo tam da zoraki seçeneklerle çözüm aramanın ne denli yanlış olduğunu belgeliyor. Kazanın izinden giderek yol bulmak mümkün değildir. Onu ardından hayırlı anan her kim varsa mücadele etmek gerekir. İnsan yakanların avukatlığına soyunan, birine sevgi saygı besleyen biri yarın eline benzin alıp aynı eğilim yaparsa şaşırır mısınız? O halde kimle ittifak yapıyorsunuz? Kimle muhabbet halindesiniz? Bilmekte yarar var. Hükümet ayrıdır, yurttaş ayrıdır. Türkiye gericiliğin bedelini ağır ödeyecek her olayda her an. Suriye bataklığına gelip fetihçi anlayışla yola çıkıp Rus devlet başkanının kapısını bekler hale gelmek çok üzücü. Yalnız basında, siyasette görülen şu tavra katılmıyorum. Bu görüntüler hoş değil ama hepimiz aşağılandık. Görüntüleri paylaşmayalım, bu milli meseledir deniyor. Soru şu ki, Suriye konusunda baştan beri uyarı yapan bizler neden hükümete ve başkanına yapılan muameleyi üstümüze alıyoruz? Cihatçılara kol kola olma kararını kim verdi? Türkiye'yi bilmediği topraklarda savaşa kim sürükledi? Başka ülkeye rejim ihraç etmeye kim kalktı? Dahası milyonlarca insanı göçe zorlayarak sığınmacı krizini kim yarattı? Şahsen benim tüm bunlarda hiç payım yok. Neden hükümette kendimi özdeş tutayım? Ben bu ülkenin ötekisiyim ve bedelini ödüyorum. Bir kez milliyetçilik zehri bünyeyi zerk edilince kişi körleşiyor. Yanlış bu. Siyasal İslamcılarla yan yana anılmak için ne yaptım söyler misiniz? Bu soruyu herkes sormalı kendine. Esas virüs Şevket Kazan'la başladık. Oradan yürüyelim. Siyasal İslam insanlığın kanını emen esas virüstür. Bilime, sanata, kadına, her şeye düşman. Sadece paraya, çıkara tapanlardan oluşan bir anlayış. Bunlarla yan yana gelen herkese bulaşır ve öldürür. Dün Sivas'ta ne idiyseler bugün de öyledirler. Yarın da öyle olacaklar. Eğer vaktinde mücadele edilmezse ne memleket kalır ne aydınlık. Diyeceğim, hazır virüsle mücadele günlerindeyiz. Herkes bir düşünsün. Barış demenin yasaklandığı bir ülkede yaşıyoruz. Ne zaman bunu idrak edeceksiniz?